Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemiye bağlı olarak tüm kiracılarımızın işlerinde çok azalma olduğundan 2020 yılının son olağanüstü meclis toplantısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İki maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda COVID-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan belediye kiracıları ile ilgili yeni güzel kararlar alındı. İş yerlerinde bu sebepler sonucunda faaliyetlerini durduran kafe, lokanta, hamam, düğün salonu ve bunun gibi yerlerin tamamen kapalı olduğu dönemlere ilişkin kira bedeli alınmamasına, ayrıca kapalı olduğu süreler kadar kira sözleşme sürelerinin uzatılmasına dair. Başkan Özcan'ın öncülüğünde Meclis Plan Bütçe Komisyonu tarafından getirilen teklif ile belediye kiracılarının kiralarında Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 4 aylık dönemde %50 indirim yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra pandemi dolayısıyla ticari faaliyetlerini durduran tüm belediye kiracılarından kanunen kapalı kaldığı dönem için kira bedeli alınmaması ve bu süre kadar kira sözleşmelerinin uzatılması kararı da meclisten geçti. Pandemi döneminde Haziran 2020, Kasım 2020 kiralarını ödeyemeyen işletmelerin Nisan 2021 tarihinden itibaren aylık artışık her ayın kirası artı bir geçmiş dönem kirası gelecek şekilde gecikme faizi uygulamadan ödemelerin ertelenmesine. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclisten oy birliğiyle geçen belediye kiracılarının yüzünü güldürecek karara ilişkin açıklamada bulundu. Bolu Belediyesi'nin tüm kiracılarının, değil mi, kiralarında Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayında toplam 4 ay boyunca %50 indirim yaptık. Doğru mu? 2. Covid önlemleri sebebiyle faaliyeti tamamen durdurulan veya çalışamayacak halde olan, değil mi? Öyle açıklayayım. Kafe, lokanta, hamam, düğün salonu ve benzeri yerlerin kanunen kapalı oldukları sürece, kanunen demeyelim de buna mevzuat gereği, çünkü bazen genelgelerle de oluyor, pandemi kurulu kararlarıyla da oluyor. Kapalı olduğu dönemlere ilişkin kira bedeli alınmamasına, yani kapalı, zorunlu olarak kapatılan yerler, gerek pandemi kurulu kararı, gerek genelge, gerek kanunla kapatılan yerlerden kira almıyoruz. Zabıtlara geçsin diye bunları söylüyorum. Bu sınırsız bir karar. Yani pandemi kalktı deyinceye kadar hükümetimiz, Bakanlar Kurulu bu konuda bu şekilde devam edecek. 2020 yılı Kasım ayından itibaren kapalı kaldığı süre, yani hükümet normalleşecek artık buralar açılabilir deyinceye kadar kira almayacağız bunlardan. Doğru. Haziran 2020, Kasım 2020 arasında kira parasını ödememiş olanlardan gecikme zammı veya gecikme faizi alınmamasına karar verdik. Çünkü zaten Aralık, Ocak ve Şubat, Mart aylarında da %50 indirim yapmıştık. O yüzden Haziran 2021, Kasım 2021 aylarına ilişkin Nisan ne? Kasım 2021 mi? 20. Kasım 2020. Çünkü zaten Kasım'dan itibaren Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta da %50 indirim yapıyoruz ya. Ha tamam, sen yanlışımı düzelttin. Teşekkür ediyorum. 2020 olacak. Kayıtlara doğru geçsin diye bunları güzelce okuyarak yapın. Tamam mı? Sonradan pandemi biter, şeyi anlatamayız. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sundum. Kabul edildi oy birliğiyle. Başkan Özcan, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile ilgili de açıklık getirdi. Bir de bu vesileyle şunu açıklayayım. Arkadaşlar tabii bu sağ olsun bakanlık bir genelge yayınladı. Genelge yayınlamadan veya kanun çıkmadan siz burada adım atamıyorsunuz. Burada illa yapın demiyor. Takdiri ilgili belediyelere bırakıyor. Biz bu 4 ayın sonunda COVID hala aynı şiddetiyle devam ediyorsa bunu uzatabiliriz. Doğru mu Begüm Hanım? Şimdi bazen kahveciler geliyor. Özellikle kahveciler çok zor durumda. COVID'in ilk günlerinde berberler, kuaförler çok zor durumdaydı. İşte belediye toplu taşımaya doğrudan destek verdi. Bize niye destek vermedi? Dediler. Biz yasanın izin verdiğine destek verebiliyoruz. Maalesef bir yasa çıksa keşke belediyeler kahvehanelere ve diğer esnaflara, uygun göreceği esnaflara doğrudan gelir desteği verebilir dese, inanın ilk
vermemiz gereken kahvehane sahipleri, çay ocakları çok zor durumda. Ama maalesef yasa bu konuda izin vermediği için, bunları yapamıyoruz. Vatandaşımız bunu bilsin.